Şunu bir kere söylemek lazım. Kilit bir takım olaylarda eğer insanın aklına cemaat geliyorsa bu meşrudur. Yani bu çok eskiden beri olan bir şey. Yani belli bir aşamadan itibaren mesela gazeteci olarak bana birisi herhangi bir olay, mesela telefon dinlemeler olurdu zaman zaman. Şeyde MHP'lilerin hikayesi, Deniz Baykal hikayesi. Bana sorduklarında kim yapmıştır? Herhalde cemaat yapmıştır diyor. Herhalde diyordum. Bazılarını kesinlikle, bazılarını herhalde. İlk aklımıza gelen odur. Çünkü hani olağan şüpheli. Türkiye'deki bu tür pis işlerin birinci derecede faili bunlardır. Böyle bir hareket. Bu hareket özel hayatın gizliliğini önemsemeyen, insanların zaaflarını kullanan, istismar eden, şantaj yapan, kumpas düzenleyen bir hareket. Tarihi boyunca bunu yapmış bir hareket. Dolayısıyla Uludere'yi cemaat yapmış pekala olabilir. Ama herhalde olabilir dediğimiz zaman illa ki o yapacak değil. Ama daha önemlisi şu, hükümetin bunda esas sorumluluğu hükümettir. Diyelim ki bunu cemaatten birileri sırf Kürt meselesini yokuşa sürmek için yaptı. O zaman dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan masaya yumruğunu vurur, bunu sorumluların ortaya çıkartır, rezil eder ve kaldığı yerden devam ederdi. Ama ne yaptı? İşte tazminat veriyoruz, hadi büyütmeyin vesaire deyip tam tersine bir takım askerleri onore etti. Rus jetinde de kalkıp bir Allah'ın kulu o gün dedim ya bu bizim Rusya ile ilişkimizi bozmak isteyen birileri tarafından yapılmış olabilir. Bunlar devlete kadar sızmış olabilir dedi mi? Hayır demedi. İlginç. MİT tırlarında dediler. Evet, onu soracaktım. O soru da var. MİT tırlarında dediler ki bunu cemaat yapmıştır. Tamam. Ama seni zor durumda bırakmak için bunu yapmıştır. Ama mesela Rus uçağında yapmadı. Davutoğlu çıktı. Ben verdim onu dedi vesaire dedi. Şimdi gezi olaylarına da yer yer bunu demeye çalışıyorlar. Halbuki o zaman ne demişti Başbakan Erdoğan? Emri ben verdim. Şimdi buradaki ayrıma çok dikkat etmek lazım. Cemaat bir takım şeyleri yapmış olabilir. Hiç şaşırmam. Yani sırf kötülük olsun diye, sırf Kürt meselesi şey olsun, Tayyip Erdoğan zor durumda düşsün vesaire gibi gerekçelerle yapmış olabilir. Olabilir. Bunun aydınlatması adli soruşturmayla olur. Ama daha önemlisi siyasi olarak baktığımız zaman biz siyasetçiye bakarız. Siyasetçi ne diyor? Siyasetçi bize ne diyor? Yani o kalkıp böyle bir olayı dile getirmezken tam tersine bu olayların üstünü örtmek hatta sahip çıkma yoluna giderken bunu bir övüş meselesi yapıyorsa biz faili kim olursa olsun diyelim ki işte pilot Fethullahçıymış olabilir. Emri Pensilvanya'dan da almış olabilir diyelim ki. Ama başbakan çıkıp emri ben verdim diyorsa bizim kalkıp da Sayın Başbakan siz öyle diyorsunuz ama bu aslında emri Pensilvanya'dan almış olabilir diyecek halimiz yok. Orada eğer biz ilk andan itibaren ülkeyi yönetenler ya böyle bir şey oldu ama bu neden oldu? Yo, birazcık şüpheli bir şekilde yapmış olsalardı bugün çok daha rahat hareket edebilirlerdi.